Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Kursaklı'da bulunan başka bir dostumuzun inşaatına giriş yapıyorum. İnceleyelim bakalım. Ufak tefek yer yer ne varmış şöyle. Buradan da duvarcı arkadaşımın isteği üzerine takribi ölçü çıkaracağız. Ona göre bir misli tuğla siparişi verecekler. Binamız Asmolen. Burası dükkanlar değil mi Ali abi? Asmolen'le bakalım kaç metre açıklık geçmişler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metre açıklığı geçmişler Asmolen'le. Yalnız ilginçtir. Şu kiriş Ali abi şu kiriş şu kolona basmıyor ya. Hayret ya. Şuradaki kiriş kolona basmıyor. Evet. O nasıl bir şey ya? Allah Allah. 5 santim zor basıyor kiriş ya. Yani kiriş şuradaki kirişe konsol basıyor. Girecek onlar mecburen. Şu merdivene bak. Maşallah maşallah. Nasıl durdurulmuş ha bunu ya? Nasıl? Bir olabilir bilmiyorum. İç dizayna bakmadım. Belki donatısı ağırdır ama. Yani tehlikeli. Baba ya bir merdiven var burada. Bu bölgede keplok iskele iyi gidermiş. Sırtlar üzerine, kalas üzerine demir direk. Olmaz diye bir şey yok da yalnız sırtlarının arasında bağlantı yok. Aşağıda. Evet, burada şuraya biraz güvenlik tertibatı lazım. Mesela şurası çok kötü. Allah korusun. Burası asansörlerimizin önü herhalde. Yalnız merdivenler aynı ok gibi ya maşallah. Merdivenler çok güzel yapmışlar. Helal olsun. Kalıbımız konvansiyonel. Hem de alabildiğine konvansiyonel. Plywood yok, tahta var. Plywood sadece kolonlarda var. Sanırım şurası kiriş. Evet, burada kiriş. Yani şuradan gerisini Asmolen var yapmışlar zannımca çünkü kiriş yok. Burada kiriş hatlarımız var. Şurada kiriş kantlarımız var görünüyor. Donatıyı inceleyelim şöyle kısadan. Bakalım bu yapıtımız nasılmış. Evet. Demir olsun nasıl olursa olsun. Görüyorsunuz. Şu çirozumuz. U şeklinde. Kancasız. Etriyelerimiz. Bir tane burada kanca gördüm. İyi. Bir tane kanca var. Güzel. Bir tane kanca var. Diğerinde kanca yok. Tek taraf kanca şeklinde yapmışlar. Etriyeleri. Çirozlar diyemeyeceğim. Çiroz diyeceğim. Çünkü koskoca perdede 4 tane çiroz gördüm ben. Altta zaten filiz bölümünde hiç çiroz yok. Şu birincisi. İkinci çirozum. Üçüncü. Şu da dördüncü çirozum. Başka da çiroz falan yok burada. Ondan sonra tevzi demirlerimiz, donatılarımız sadece perde başına kolona saplanmış, bırakılmış. Filizlerimiz bükülmüş. Paspaylarımız zarif değilse. Devam edelim bakalım başka ne varmış. Yani her ne kadar kanca şeklinde desem de 135 derece değil. Hafiften bükmüş. Diğer taraf zaten 90 derece. Yani bunlar kanca sınıfına girmez. Açıklıklar görüyorsunuz. Bismillah.
Evet, burası Aspolen boylu boyunca görüyorsunuz, göründüğü gibi. Aspolenleri şimdi şurada bir ana taşıyıcı var. Şu. Ve asıl baba taşıyıcımız da buradaki kiriş. Bakalım 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 şimdi. Altta bağlarımız yok. Altta evet. Etri altlarında sıfır bağ. Yalnız şey, gövde donatısı var. İki sağda iki solda olmak üzere. O zaten altları o yüzden bağlamışlar diye düşünüyorum. Yeterince o iyi tutar. Etriyelerimize sadece 90 derece gönyelenmiş. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir 135'lik yok. Kanca modellemesi yok yani. Şurada demek ki burada bayağı bir moment fazla ki şapoyu buraya doldurmuşlar. Çünkü esas donatı 5 tane. 5'in üstüne bir 5 tane de şapo falan var galiba. Evet. Aspolen mevzumuz da böyle. Yani çok da fazla bu konuda bir şey söylemeye gerek yok. Aspolen mevzusunun asıl ana teması, bakın bu kiriş burada. Aslında bu kirişin aşağı doğru kırıcıdan çalışması lazım. Biz şu şekilde aşağı doğru soktuğumuz kirişlerin bu aşağı olan derinliğine kılıcına deriz. Kılıcına çalışma şeklidir. Ve bu kirişe de biraz özenmişler ustaların. Helal olsun. Bakın kanca yapmışlar. Bir tarafın kancası çok iyi olmasa da diğer tarafın kancası gayet iyi olmuş. Ellerine sağlık. Onun dışında şu aspolen etrilerine fazla özenmemişler. Şunlar da çok da özenmiş değil. Ama fena da değil yine. Piyasa şartlarında aynı standartlara girer bunlar, burası da. Bu gördüğünüz şunlar taşıyıcılarımız. Bu ana taşıyıcımız. İşte esas taşıyıcımız. Yani şimdi buraya gelen yükü bu gördüğünüz minik kirişler hem bu kiriş aktarıyor hem diğer kiriş aktarıyor. Bunlar da kolon başlarına yüklerin aktarımını sağlıyorlar. Tabii kimini aşağı indirmişler, kimini indirmemişler. Neden onu bilmiyorum. Bunu statikçiyle bir konuşmak lazım. Ben de merak ettim. Öğrenirsem bunu sizinle paylaşırım. Acaba bu şekilde daha memnuniyetli oluyor. Bilemiyorum. Şimdi bunların arasına strafor dolduracaklar arkadaşlarım. Bakın şurada. Şu kırmızı arkadaşın arka tarafında straforlar var. Buralar straforla dolacak bu şekilde. Betonun hem ağırlığı olmayacak kirişlere hem de maliyet olarak cebe fazla bir ağırlık girmeyecek. Ancak tabi bu straforun da iyi bir maliyeti var. Bu bir gerçek. Şimdi şunları sorabilirsiniz. Bakın yanda çok fazla var. Onlar gövde donatısı değil. Onlar şapoların devamı aslında. Üst noktada yer kalmadığı için oraya koymuşlar. Böyle olmaması gerekiyor. Normalde şu donatıların çaplarının büyük olması gerekiyor. Yan tarafta olan şaponun bize bir karı yok. Ya da yok demeyelim. Biraz daha çok daha az diyelim. Hani yok demek belki yanlış bir gün olur. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Mehmet Kalfa nerede ya? Yok herhalde burada. Mehmet Kalfa? He. İşler olmuyor mu? He. He, yok ya. İyi, üstteki donatılara da hepsine gönye vermişler. Güzel. Alt donatıya gönye vermemiş. Çok da ehemmiyet yok. Basması yeterli. Çünkü önemli olan asıl üstteki donatının sağlam olması. İyi, kiriş başlarımız, üst donatlar gönyeli, güzel. Ustamın eline sağlık. Yalnız geride şu donatıların ne ileri çok uzuyor ne de gönyesi var. Sadece şurada bitirmiş. Keşke onlar gönyeli olsa daha güzel olurdu. Muhtemelen projecimiz de onları gönyeli vermiştir diye düşünüyorum.
Bakın işte burada bir yanlış var. Şu donatının şu mesafeye kadar en azından gelmesi lazım. Aynı şekilde o donatının da o tarafa o mesafede uzaması lazım. O uzamış. Evet, soldaki uzamış ama sağdaki uzamamış. Elindeki parçayı değerlendirmişler. Onun uzaması lazım. Sanırım işinizden bazılarının baret veya emniyet kemeri nerede diye haykırdığını duyabiliyorum. Maalesef firmalaşma işinin olmadığı, neredeyse %90-99 oranında bu manzarayı görürsünüz. Bakın burası gırgır vinçle malzeme alınan bölge. Arkadaşlarım buradan malzemeyi çekiyorlar. Gırgırımız şurada. Buradan malzeme yukarı alınıp istiflenip. Ustam, şu bağ donatıları vinçle mi koydunuz buraya? Ha. Mobil vinçle. Aynen. Abi ya. Bitiremezse tabi. Dünyanın demiri var orada. 45 ton demir gidiyor ya. Bu kata. Şu gördüğünüz abi, kata. 14 bağ aldık bak. Bir bağ daha alacağız. Şu gördüğümüz kata 45 ton mu gidiyor? Abi bak, 15 bağ mı? Olanlar hariç. Etire hariç. Peki burası kaç metrekare? 1500. Şu gördüğünüz alan. Şu kolonların kafası dahil mi 1500'e? 1500'e 45 ton gidiyor. Ya ben 45 demiyorum bak. Şimdi dediğim hesap, 14 tane boy aldık mı? Bir daha alacağız 15 top abi. 15 top. 15 top 2'şer tonla çarp en az. En az 2 ya 30 o 32 33 ton yapar. He. Ondan sonra 3 bahane getireyim. 3 bir daha bir de nevril 4. 20 mi abi? 3 bağ da şöyle iyi. Kolonlar 4 bağ. 23-24. 24-24. Bir bağ da kolon ötesi. 50 tonun aşağı gitmez. 50 tonun gitmiyor, fazla gider. 50 tonun aşağı gitmez. Yani asfalt olunca beton az gidiyor ama demire çok gidiyor bu sefer de. Bir şey fark etmiyor. Arkasından yine fazla gider ya bunun beton. Her taraf kiriş ya. Ustam, Allah kolaylık versin. Allah'a yardımcınız olsun. Hadi size kolay gelsin bakalım. Çeksin beni canım, bende sıkıntı yok. Beni her zaman çekilsin. Ertan abi, sana soru soracağım ya. Şuradaki sırıkların arasında bağlantı var mıydı, söküldü mü? Evet. Var değil mi? Ha, olması lazım çünkü böyle bu şekilde olmaz. Hem de çift taraf. Ayrılır. Öyle tabii. Hem bu yönde olması lazım hem bu yönde olması lazım. Aynen öyle. Onu yapmayacaklar da ben zorla yaptırdım. Yapmayacaklar. Ciddi misin sen ya? Bir şey olmaz dedi ya. Bir şey olmaz. Sen de olmazsa boş ver. Olduktan sonra bir bana selam söyle. Yok, Allah korusun. Allah korusun. Sıfaların olduğu yerler dilatasyonlar. Orası ikinci kısım olacak. Donatılarım da pas durumu. Arkadaşlar, artık üzerine yorumu videonun altına yaparız hep birlikte. Buradan çekebileceklerimiz bu kadar. Perde izolasyonumuz da sürme izolasyon şeklinde yapılmış. Arkadaşlar, görüşmek üzere.